Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı, gazeteci, yazar hep ağzım Ali İhsan Karasanoğlu'na gidiyor. Şimdi yeniden o çıkacaktı. Tekrar geçmiş olsun. Mustafa Albayrak beyefendi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ederim. Ali İhsan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Kendisine geçmiş olsun diyelim. İyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Tedavisi evet iyiye gidiyor. Ve emaneti kendisine devredeceğiz. Evde tedavisi devam ediyor Ali İhsan abinin. Kıymetli bir insan. Gazetecilik anlamında da kıymetli her bir şahsiyet. Hakikaten İslami camianın da bizde çok yok. Şimdi karşı tarafta parlatılan, ismi öne çıkarılan, ondan sonra hakikaten de gazetecilik yapan, kendi cenahında, kendi cephesinde bir sürü isim var ama bizim cephede sayabileceğiniz bir elin on parmağını geçmez. Mesela bir elin on parmağında Allah rahmet eylesin, az önce konuşmuştuk sizle. Hasan Karakaya abimiz vefat etti. Bir elin on parmağı yok dedim artık. Dokuzu var, sekizi var dedim. Evet. Ali İhsan abi de o isimlerden biri. Kıymetli bir gazeteci, kıymetli bir araştırmacı. Çok olağanüstü bir background'u var. Kendisi de sevmez övgüyü. İzliyorsa. Biliyorum, çok mütevazı bir insan. Onu söylüyordur. Şu an söylüyordur. Murat sus diyor. Şu anda rahatsızdır. Yani bu, evet. Sizin bu gerçekleri ifade etmenizden rahatsızdır. Çünkü evet. Tevazusundan dolayı. Tabii. Söyler. Övülmeyi sevmez. Övgü yüze atılan pisliktir, kirdir der. Ama biz dışarıdan bakınca yiğidin hakkını teslim etmek lazım derim. Diyelim en kısa zamanda da kendisini İnşallah aramızda buraya bekliyoruz. Görmeye umut ediyoruz. İnananların yüz hakkının sembol ortak ismi. Bir programda yapalım. Şeref duyuyorum. Ben yani Ali İhsan abinin çok müdavimiyim yani. Devam böyle iflah olmaz bir okuruyum. Eyvallah. Bütün Covid tedavisi gören, bütün dertli hasta, şifa bekleyen hastalarımıza da burada amin. Dua edelim. Aziz mübarek Cuma gününün yüzü suyu hürmetine Cuma'mızı da tebrik ederek başlayalım isterseniz. Bismillah deyip başladık. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar, Akit'in manşeti. Dün olağanüstü bir gündü. Evet. Hakikaten sanki biz, biz tabii kardeşlerimiz ama sanki biz öz kendimiz, yüzyıllardır kendimize ait bir toprağa yeniden kavuşmuş gibi mutlu ve mesuttuk. Vatanımızın bir bölümünü bir zulüm altından, bir baskı altından kurtardık. İşgalden kurtardık. Bugün benim köşe yazım da aslında buna ilişkindi. Hakikaten bir zafer. 28 sene sonra bir zafer geldi ve bu zaferle de bakıyorum sosyal medyada da ne yaptı ki Türkiye? Erdoğan ne yaptı ki diyenler vardı. Ona ilişkin de sürekli söylediğim bir şey var. Neden 93'te değil, ilk 6 ayda değil, neden bir senede değil, neden 94'te değil, 95'te değil, 2000'de değil de biz 28 sene sonra 2020'de Karabağ özgürleşti. Karabağ tekrar Azerbaycan topraklarına katıldı. İşte buna Erdoğan iradesi, bölgeye sirayet eden mazlum halkları, bu sadece Azerbaycan bizim soydaşımız olduğu için değil, diğer mazlum halklara da, burada ümmet bilincini de kaybetmemek lazım. Tabii ki. Diğer mazlum halklara da hakikaten Türkiye ve Erdoğan iradesi, AK Parti iradesi yol gösterici oluyor. Haklarını, hukuklarını savunma anlamında bir yol gösterici oluyor diyelim. Birçok gazetenin manşetinde var. Akit'te, Bakü'de zafer coşkusu diye verilmiş. Akit. Belediye basında vermiş mi acaba? Onu konuşalım, onu ayrıca konuşalım. Mütareke basını ne yaptı? Ama Akit bugün, gazetemle gurur duyuyorum, neredeyse gazetenin tamamını bu coşkuya yığmış. Evet, sadece şu bölümde gündemin diğer haberleri var. Kalan kısımda bu coşkuya yığılmış durumda. Akşam manşetinde Türk'ün zaferi diyor. Yeni Şafak zafer ve gurur günü diyor. Diğer gazetelerinde birçoğunun yine aynı şekilde manşetinde Aydınlık'ı görüyorum şimdi. Aydınlık da yine benzeri bir şekilde yıkmış. Demiş ki zafer, güven, sevinç diye vermiş. Tebrik ediyoruz Aydınlık aslında. Evet, o da aynen bizim gibi. Alt tarafta sadece bir bölüm bırakmış. Yani milli hassasiyeti olan gazetelerin belli. Tavrı belli. Mütareke basından da bir cümle gireyim. Bakalım belediye basını ne yapmış acaba? Burada yok. Evet, işte yargının Ankette durumu. Ankette yok. O yargının durumunu ayrıca konuşacağız. Şurada bir küçücük vermiş. Bizim boş bıraktığımız bölümü işte ulusalcılıktan, vatan hassasiyetinden, memleket sevdasından, Türklükten, sözcü, Atatürk'ten bahseden sözcü vermiş. Evet. Mesela Türk milletini direkt alakadar eden bir mevzuyu neredeyse kaçırarak Kaçırarak vermiş diyelim. Arkadaşlar, onun görüntüleri var mı? Bir o zafer yürüyüşünü, o zafer gününü izlesek, ondan sonra mı devam etsek? Ne diyorsunuz? Rejiden ses yok. Tamam, süpersiniz.
O Sayın evet. Akar'da dünkü, çekiliyor. Evet, sesimiz de yayındaymış aynı zamanda. İşte dünkü görüntü bu. Bakın. Evet. Türk orduları, iki lider. İHA'larımız, SİHA'larımız, helikopterlerimiz. Şeyin yüzün... Sayın Cumhurbaşkanı için çok sıradan aslında. Çok mutlu ama bu tür şeylere alışık. Ülke artık. Ama Sayın ama, evet, Aliyev... Aliyev, şöyle düşünün, Elçi Bey'in rahmetli, İlham Bey'in, İlham Aliyev'in hasret ve aşkla beklediği, yapamadığı, imkanların el vermediği... Haydar Aliyev'in. Evet, bir Türkiye'nin olmadığı o dönem. O dönem buna müdahale edebilecek güçte bir Türkiye'nin, konjektörü iyi değerlendirebilecek güçte bir Türkiye'nin olmamasından kaynaklı hasretle beklediği bir durumdu. İlham Aliyev hakikaten muzaffer bir komutan gibi. Çok mutlu. Muzaffer de zaten. Hani bir ifade var, ne kadar yakışır bilmiyorum ama yine de söylemeden duramayacağım. Hani ağzı kulaklarına vurmak derler ya mutluluktan. Hakkıdır. Öyle bir görüntü de. Sayın Aliyev'in hakkıdır. Zaten bu zaferden sonra sıradan bir devlet başkanı değil, bir lider de olmuştur. Ben demin ki girizgahtaki şeyinize bir ilave katkıda bulunmak istiyorum. Şerh de düşebilir. Yok, şerh değil ama. Şerh değil, yani yanlış kullandım. Sanki bizim gibi dedik ya, gerçekten bizim bir zaferimiz. Tabii. Yani iki sebepten dolayı bizim zaferimiz. Ben onu demiyorum. Ben mesela şunu söylüyorum. 12 adayı almış gibi oldum. Öyle zaten. İşgalden kurtuldu. Yani. İzmir'in kurtuluşu neyse, Kıbrıs'ın kuzeyini biz 1974'te kurtarmamız neyse, Karabağ'ın kurtuluşu da odur. Türk milletinin bir zaferidir. Şu sebepten dolayı, yani iki sebepten dolayı bu zafer bizim zaferimizdir. Yani Anadolu'daki Türklerin zaferidir. Bir, biz Azerbaycan'dan, bunu tasnif etmek için söylüyorum, bir üstünlük aracı, bir ayrımcılık olsun diye söylemiyorum. Azerbaycan'dan sadece aynı milletin, hani tek millet iki devletiz diyoruz ya, sadece tek millet değiliz. Aynı boydanız. Dün bunu başka bir canlı yayında da söyledim. İki Oğuz boyunun devletidir. Evet. Biri Azerbaycan, biri Türkiye. Yani Bahtiyar Vahapzade'nin şiirlerinde belirttiği gibi. Dolayısıyla aynı boy, aynı evin evlatlarından birisi zafer kazandığı zaman o da kazanmış olur. İki, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır hizmet veriyor, ders veriyor, eğitim veriyor. Binlerce, bakın 100 yıl sonra Nuri Killigıl, Nuri Paşa'dan sonra 100 yıl sonra Bakü'de Türk askerlerinin postallarıyla çınlıyor. Yani bu çok büyük bir olaydır. Çok sembolik bir olaydır. O yüzden belediye basınında mütareke basını diyoruz ve buna yer vermiyor. Yani İngilizlerin İstanbul'u işgal ettiğinde Ali Kemal'in basını ne yazıyorsa, şu anda da belediye basını dediğimiz Sözcüsüdür, Cumhuriyet'tir, Halk TV. Dün Halk TV haberlerde 10-15 dakika sonra vermiş. Öyle mi? Evet. Geçit törenini vermemiş. Yok, ne geçit töreni ya? Öyle mi? Tabii. Kutlamaları yayınlamamış. Hayır canım. Biz bir sonraki gün tekrarını yayınlıyoruz keyifle. Ermenistan kazansaydı belki verirlerdi. Ama Türkler kazandığı için vermemişler. Demek ki Türklüğün, Türklerin, Türk milletinin zaferlerinden bu belediye beslemesi, basın rahatsız. Hiçbirisi vermedi. Yani ben Türk milletinin takdirlerine bırakıyorum bunu. Çok ilginç. Ama zaten şimdi Halk TV'den çok da farklı bir şey beklemeyeceksiniz. Bakın, darbe gecesi TRT spikerinin alnına silah dayanmıştı. O bildiri okudu. Yurtta sulh bildirisini okurken. Halk TV'ye ne asker gitti, ne Halk Gönüllü yayınladı o bildiriyi. Ha, buna ilişkin Rütük bugüne kadar ne yaptı? Ben bir ceza verdiğini görmedim ama. Maalesef. Ya mesela Rütük'te bir üye var, İlhan Taşçı. Çok dem vurur adaletten, özgürlükten. AK Parti işte özgürlüğü kısıtlıyor, şunu yapıyor, baskıcı bilmem ne diye. Şu Halk TV'deki şeyle ilgili ne düşünüyor merak ediyorum. Şu gönüllü, bakın bir ülkede düşünün, silahlı bir avuç çapulcu diyelim ona, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını çalmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlarını gasp edip darbe yapmaya kalkan bir avuç çapulcu. Ben onu da bir komutanımızın ağzından söylüyorum. O gün bir kanala bağlanıp, A Haber'de herhalde, ordumuzla birlikte Musa Ak'tı. Musa Ak, evet. Kor General Musa Ak'tı. Ordumuzla birlikte emir gelir gelmez İstanbul'a yürüyeceğiz. O çapulcuları denize dökeceğiz diyordu. O kadar gururlandırmıştı, o kadar yüreğimi ferahlatmıştı ki darbenin ilk dakikalarında. Tabii çok önemli. Komutanımızın böyle bir tepki göstermesi. Yine Ümit Güner o zaman bir ordu komutanımız. Aynı şekilde, yine o da aynı şekilde peşinden aynı şeyi söyledi. Şu anda Kara Kuvvetleri komutanımız zannediyorum. Hal böyleyken
o çapulcuların bildirisini gönüllü yayınlayan... Tabii canım, Hakan Ülgün 100 defa belki yurtta sulh, cihanda sulh diye zikrediyordu ve haberleri de vardı. Yani. Haberi olmasa yurtta sulh, cihanda sulh demez. Yurtta sulh konseyi, yurtta sulh, yurtta sulh. Yani yurtta sulh güzel bir kelime. Atatürk'ün cümlesi. Hepimiz dünyada da Türkiye'de barış olmasını isteriz. Ama ha bak, o siz işgal altındayken sulh diyorsanız... Orada da şu var Mustafa Bey. Ben onların... Şimdi onlara sorsan diyecekler ki biz FETÖ'cü falan değiliz kardeşim, ne münasebet. Ben evet, onların FETÖ'cü olmadığına ben de eminim, inanıyorum. Onlar 12 Eylül'cü. O kafa belki gelen darbe hani FETÖ'cü değildir. O yurtta sulh ifadesi de zaten bir grup enayiyi kandırmak kendi şey zannetsinler. Evet. Ondan sonra sanki bunun Kemalist bir darbeymiş gibi. Kemalist bir darbeymiş gibi abi, olduğunu. Bağdat Caddesi'ndeki zavallılar alkışladı abi, ya. Bunu zannetsinler diye. Yani evet. Hani enayiden kastım doğru, da. Doğru keriz avcılığı ya. Kemalistleri kastederek söylemiyorum. Bunu yurtta sulh ifadesinden yola çıkıp eline tencere tava alıp sokaklara dökülüp destek versin. Evet. Ve buna işte o enayiler yuttu. Evet, Bağdat Caddesi'nde. Çıktı ekranlarda. Mutlu mesut bir şekilde defalarca dediğiniz gibi yurtta sulh, yurtta sulh dedi. Yani niye? Darbenin 12 Eylül, darbenin işte ne derler ona, 60 darbesi olduğunu zannettiler. Yani darbenin FETÖ darbesi değil de tırnak içerisinde Kemalist bir darbe olduğunu. Yok, onlar FETÖ'nün yaptığını da biliyorlardı. Ben şöyle düşünüyorum Murat Bey kardeşim. FETÖ'nün belki bunlar FETÖ'cü değil. Ama FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım ve yataklık diye bir ifade var ya mahkemelerde. Mesela CHP eski milletvekili Eren Erdem bundan ceza aldı. FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım ve yataklık etmek. Bunların yapmış olduğu yardım ve yataklıktı 15 Temmuz gecesi. Bunlarla FETÖ'cülerin farkı şu. İkisi de aynı yere bağlı. İkisi de aynı gladyoya bağlı. Hizmet ediyorlar. Ama birisinin ismi FETÖ. Bunlar da başka isim altında. Sözde kendilerini olmadıkları halde. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın düsturu hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyen bir insandı. Ama bunlar NATO'cu. NATO'cu. Bakın, bunlar Gladiocu. Mustafa Kemal'le hiçbir alakası yok. Hiç alakaları yok. Bunlar NATO'cu. Evet. Bunlar NATO'cu ama o titri kullanıyorlardı. Hatırla Uğur Mumcu, merhum Uğur Mumcu'nun bir sözünü. Bu ülkede banka soymak istersen kar maskesi, ülke soymak istersen Atatürk maskesi. Atatürk maskesi. Uğur Mumcu gerçek bir Atatürkçüydü. Onu yani, yine saygıyla anıyoruz burada. Hal yani, böyleyken şimdi bunlara o yurtta sulh ifadesi, ben hala öyleyim. Mesela 150 general tutuklandı. O 150 generalin emin olun ya 80'i FETÖ'cüdür ya da değildir. Kalan kısmı bir darbe olsa da ne malansak diyen. Tabii. İşte bu Akın Öztürk gibi. O evet. O kadro gibi. Evet. Yani maalesef onunla ilgili mesela ne yapıldı ben bilmiyorum. Bakın Halk TV'de ben bilmiyordum, siz söylediniz. Şu görüntüleri 15 Temmuz kutlaması. Gündüz yok, gündüz canlı yayın falan yok. Zafer kutlamaları. Yani penguenleri gösteriyorlardı herhalde. Ya. Yani Sözcü'nün manşetine bakın. Ya içinde zerre miktarı Türklük olan, kendini Türk hisseden bir insan dünkü Bakü'deki görüntülerden iftihar eder. Şunu söyler. Ya ben içeride Erdoğan'a karşıyım. İçeride Erdoğan'ın rakibiyim, düşmanıyım. İlk seçimde de devireceğim. Ama kardeşim burada benim Türk Silahlı Kuvvetleri başkomutanımdır demesi lazım. Bir Türk'ün bunu söylemesi lazım. Veya bir vatanseverin veya bu ülkeye bir aidiyet hisseden herhangi bir insanın. İllaki Türk kökenli olması lazım bildir. Kürt, Çerkez, Laz, Arap hiç fark etmez. Boşnak, Arnavut. Şu ülkeye aidiyet hisseden, Türkiye Cumhuriyeti'nden havasını, suyunu gıdalanan, nemalanan her insan dünkü Bakü'deki gösterilerden mutlu olması lazımdır. Ama bakıyoruz mütareke belediye basınına sanki işgal kuvvetlerini destekleyen, yani kan alıyorlar ya. Ermenistan savaşı kaybettiği için kan alıyorlar. Bir de ben şunu şey yapmak istiyorum. Dünkü bu yani siz 15 Temmuz gecesi yayınlarını söylediniz. Hiçbir ceza hakikaten benim hiç aklıma gelmemişti. Bunlara uyarı cezası da mı verilmedi? Yok. Yani? Kınama da mı verilmedi? Yok. Peki Ahmet Altan'ın, Mehmet Altan'ın ve Nazlı Ilıcan'ın suçu neydi? Ha, o, aynı ne kabahat. Darbeden bir gece önce değil mi? Can Erzincan TV'de yine yeşillendi fındık dalları diye türkü söylettiler. Hı hı. Ve dediler ki darbeye giden yolda siyasiler 1960'ta hangi hatayı yapmışsa dedi Ahmet Altan. Sözü bu. Bugün de Erdoğan o hatayı yapıyor dedi. Yani darbeye darbe geliyor dedi. Onlar biliyorlardı çünkü darbe olacağını. Ve hak ettikleri cezayı da şey yaptılar. Hatta Ahmet Altan bana göre gereğinden de fazla duruyor şu anda abi. Yani bir basın mensubu olarak Ahmet Altan nasıl Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan çıktıysa. Çünkü aynı suçu işlediler yani.
Ahmet Altan Nazlı Dıracak'tan farklı bir suç işlemedi. Eğer Nazlı Hanım serbest kalıyorsa, Mehmet Altan serbest kalıyorsa Ahmet Altan da kalsın. Bunlar ceza alıyorsa ki aldılar hepsi. O zaman işte orada, Halk TV'dekilerin ceza alması lazım. İşin esprisi ne biliyor musunuz? Mehmet Altan da içeride kalmalıydı, Nazlı Olacak da içeride. Tabii ki hepsi kalmalıydı. Şöyle bir mantıkla bunu mesela en yakınımızdaki, en rahatsız olduğumuz, demokrasisinin de beş para etmez olduğunu iddia ettiğimiz Yunanistan'da bunu söyleselerdi, bunu yapsalardı bu adamlar. Ömür boyu hapisten çıkamazlardı, içeride geberirlerdi. Bizde ise kamuoyu baskısı geliyor. O şöyle diyor, bu böyle diyor. O işte falancası yaşlıydı, diğeri tövbe ettim diyor, bilmem ne diyor. Hatta ben hatırlıyorum, Misvak'ta bir karikatür vardı. Bunlar böyle peş peşe tahliye edilince Fethullah Gülen'i karikatüre etmişler. İşte yatağında yatıyor, diyor ki ulan şeytan diyor, çık git 6 ay yat, ondan sonra çık kurtul bu işte. Evet. Yani hani Türkiye'de maalesef hukuk onların lehine böyle kamuoyu baskısıyla bir noktaya getirilebildi. Şimdi Kavala için aynı kamuoyu baskısı yapıyorlar. Ahmet Altan için hala aynı kamuoyu baskısı. Ben sizin oradaki ironik yaklaşımınızı anlıyorum. Siz diyorsunuz ki, kardeşim Halk TV'de bu bildiri gönüllü okundu. Evet. O zaman gönüllü okunduysa, bunlar hakkında işlem yapılmıyorsa onlar hakkında niye işlem yapılıyor? Gel bakalım Cekler, sen bu yurtta suç, cihanda suç nereden biliyorsun? Yani. Çağırsınlar Hakan Aygün'ü, bir ifadesini alsınlar. Yok. Yani söylediği bir IBAN numarasından dolayı hapse atıldı. Eyvallah, iyi de oldu. Ama asıl darbe gecesi Halk TV'de Hakan Aygünler ne yayın yaptılar? Bir daha bir incelensin. Rütük bir daha baksın. Bahsettiğiniz İhsan Bey bir daha incelensin. Bak o gece Habertürk'te, Habertürk darbe İstanbul'da tanklar işte kaçıyor bunlar. O yoğunluktan yüzlerce binlerce kişi tutuklanınca soruşturmalar esnasında biz de onlarla hemhal olunca bir daha darbe olacak mı diye odaklanınca bunları kaçırıyoruz. O gece Habertürk'te isim de vereyim ki şey yapılsın, eğer böyle bir soruşturma açılacaksa daha iyi olur. Şikayet edeceklerse biz de o kayıtları isteriz o gece. Habertürk'te programın konuğu ne diyor biliyor musunuz? İşte dediler ki darbe olduğu söyleniyor tanklar köprüde. Ankara'da da jetler uçuyormuş. Konuklardan bir tanesi kamera yüzünü göstermiyor. Sade sesi geliyor yayına. Çünkü o sırada sunucu şeyi anlatmaya çalışıyor. Yayına odaklanmaya çalışıyor. Yani o darbe gecesine, tank muhabbetine Ankara odaklanmaya çalışıyor. Diyor olacağı buydu. Bu kadar şey yaparsanız... Tabii suçlu Erdoğan ve AK Parti iktidarı. Düşünebiliyor musun? Dakikasında, dakikasında daha tankı köprüde olduğu ihbarını alır almaz programdaki yorumcu diyor ki olacağı buydu. Bu zımnen destek. Bu kadar yaparsınız diyor. Bu kadar yaparsanız. O gece sosyal medyadaki işte benim paylaşımlarımın altına yapılan yorumların birçoğu duruyor. Evet. Ben diyorum ki kimse darbe yapamaz Türkiye'de. Ondan sonra bu işte hava, kara bilmem ne odaklı bir girişimdir. Bastırılacaktır. Arkada kardeşlerim sokaklara dökülelim diyorum. Altına yapılan yorumları görün. Altındaki yorumların önemli bölümü bugün isminin önünde TC sıfatıyla sokaklarda geziyor. Türkiye evet. Cumhuriyeti vatandaşıyım diye geziyor. Yani maalesef hani ne yapılıyor bunlarla ilgili? O günün şartlarında, o yoğunlukta gözden kaçtı. Ama Rütük bunu gözden kaçırması... Hayır, kınama versin muydu bari ya. Hiç tabii şey Rütük yargı mensubu değil. Ama bir desin ki 15 Temmuz'da sen zımnen veya alenen darbeye destek verdin desin. İşte bazı Rütük üyelerinin işi şimdi Rütük başkanını sıkıştırmaya çalışıyor. Sizin, ben hatırlıyorum bir KC'nizde kelime hatası, telaffuz hatasından dolayı ceza verildi. Tabii tabii, harf hatasından ya basit bir hatadan dolayı aynı klavyede aynı yerde yan yana duran iki harften biri ki aynı gün bizi eleştiren sözcünün de aynı hatayı yapmış. Nasıl denk gelmişsin? Gördük. Ama adamlar niyet okuma uzmanı ya, şey böyleydi işte 28 Şubat döneminde İlhan Taşçı iyi bilir, o zaman bayağı 28 Şubat lehine gazetecilik yapıyordu. Sözde gazetecilik yapıyordu. Hangi gazetede yazıyordu? Cumhuriyet'te yazıyordu. Hı. İyi bilir İlhan Bey. Cumhuriyet'in bir haberini bizim arşiv sayfasında alıntılıyoruz, ceza yiyoruz. Diyor ki işte o yazdıysa şundan yazmıştır, siz bunu alıp yayınladıysanız aslında bundan dolayı yayınlamıştır. Çünkü niyetiniz budur. Bak niyet okumaya bakar mısın? Hukukta böyle bir kavram mı var ya? Ben kanıtlayamıyorum ama inanıyorum senin böyle olduğunu. Hukuk somut belgelere, bilgilere dayanır. Zannan, rahmetli Kadir Mısıroğlu, nur içinde yatsın, o derdi. Bana diyordum ki bakın bu suç değil, bunu başkaları da söylemiş, bu tarihi bir anekdot, ben bir tarihçiyim, bunu yazıyorum, derdi ki sen bunu söylerken sinirle, nefretle şu söylüyorsun, maksatla söylüyorsun ve nefretle söylüyorsun. Ya nefretle söylemek ne demek ya? Bir insan konuşurken sert mizaçlı konuşabilir, yumuşak mizaçlı konuşabilir. Sen adama söylediği kelimede suç var mı? Yok. Şimdi ben diyorum ki elma,
Sen elmayı söylerken bağırarak söyledin, suç. Yumuşak söylediğin suç değil. Ha, benim geçtiğimiz günlerde bir tartışmada söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'na itaat edeceksiniz dedim. Bağırarak söylediğim için tepki toplamış. Ya cümlede bir suç var mı? Cümlede bir yanlışlık var mı? Yok. Herkes Türkiye'nin meşhur Cumhurbaşkanı'na saygı göstermek, onun çıkardığı kararnamelere uymak zorunda mı? Bakın bu akşam saat 9'da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Sabah akşam 21'de pazartesi sabahı 5 arası 56 saat sokağa çıkma yasak. Kim ya bu yasağı açıkladı? Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat açıkladı. Cumhurbaşkanı itaat etmeyeceğiz. Siz gidin itaat edin köle gibi diyenler. Sıkıysa uymasınlar bakalım Cumhurbaşkanının bu kararnamesine. O var var öyle bir kitle var ama Türkiye'de. Yani bir koro var. Bir cezai yerler dışarıda işte. Dokunuz ağlamasınlar. 37 bin kişi sadece geçen hafta ceza kesildi. Yani bu kurallara, bu şeylere uymak istemeyen. O yüzden RTÜK yani daha ciddi şeyleri değerlendirsin. Bu ciddi bir değerlendirme. Yani şu şey mevzusu var ya, yurtta sulh bildirisi. Evet. Bakın hiçbir modern batı ülkesinde bir darbe girişimini, darbe girişiminin propagandasını, o metin propaganda metni. Evet. Darbe girişiminin propaganda metnini ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın boğazına bıçak dayanmış, silah dayanmış bir şekilde, gayrimeşru bir şekilde derbest edildiği esnada, ikinci başkanın aynı şekilde derbest edildiği esnada, iletişim daire başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün elleri, ayakları, gözleri bağlanıp ondan sonra bir odada yere yatırılıp esir alındığı esnada, yine o ve ona benzer kişilerin esir alındığı esnada Genelkurmay Başkanı'na şu bildirinin altına imza at denilip onun ondan sonra bu imzadan ölürüm de atmam diyerek Hulusi Akar Paşa'nın, paşa diyoruz savunma bakanımız. Hem paşamızdır hem bakanımızdır Sayın Akar. Hulusi Akar Paşa'nın, Sayın dönem Genelkurmay Başkanı'nın altına imza atmadığı bildiriyi bunlar çıktılar. Canı yürekten, gönülden tatlı tatlı okudular. Tabii. Ve ondan sonrasında da hiçbir şey olmadı. Evet. Şimdi onlar da gazeteci. Ve bu adamlar da hukuktan dert yanıyorlar biliyor musun? Ya biz canımız yanıyor, dert yanmıyoruz, sineye çekiyoruz, düzelir işler diyoruz. Hani yavaş yavaş düzelir. Daha dün şu kadar FETÖ'cü yargıdan atıldı diyoruz, bu kadarı yüksek yargıdan atıldı, bu kadarı emniyetten atıldı, bu başımıza gelen sıkıntıların önemli bölümü bunlardan kaynaklı diyoruz. Çoğunu sineye çekiyoruz. Beyefendiler bir de bu hukuk sisteminden dert yanıyor. Ya bu hukuk sistemi dönüp baktığımızda sizi onları kolluyor ya, onları kolluyor. Tabii. Yani Türk yargısından şikayet edecek olan bir kesim varsa bu en başta AK Parti'dir. Daha önceki askeri vesayet döneminin yargısı da AK Parti'ye kapatma davası açmıştır. Yine 2010-12 Eylül'deki yapılan referandumdan sonra işte Fethullahçıların da olduğu yargıda da yine AK Parti ve Sayın Erdoğan 17-25 yargı susturuculu darbeyle, Zekeriya Özer'in darbe teşebbüsüyle halledilmek istenmiştir. Yani Türkiye'de yargıdan şikayet edecek kesim varsa bu AK Parti ve muhafazakar mütedeyyin kesimdir. Yani varsa böyle bir şikayet olması gerekiyorsa. Ben yoksa biz şu anda yargımızın hakikaten çok büyük mücadele veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Daha bugün bile baktım yine Fethullahçı yapılanmaya karşı onlarca, yüzlerce gözaltı kararı veriliyor. 2014'ün Ekim'inden sonra oluşan HSK yeni yapılanmasıyla birlikte PKK ve FETÖ'nün belini kıran yargıyı da biz şu anda iftihar ediyoruz. Ama ondan önceki yargıların hepsi AK Parti'nin aleyhine çalışmıştır ve o, şu anda bile bunlar kullanıyor. O yargıya da bunlar bakın o mesela Ergenekon soruşturmalarında o yargıya yerin dibine sokuyorlardı o savcıları. O savcıların ne zaman Cumhuriyet'in savcısı değil de FETÖ'nün savcısı olduğu anlaşılınca da bu defa bağırlarını açıp gel canım benim biz kardeşmişiz ya neredesin demek. Hain olduklarını öğrendikten sonra tabii ters mekanizma söz konusu farkındasın değil mi? Şimdi diyor ki siz de desteklediniz. Ya biz onların normal insan Cumhuriyet'in savcıları olduğunu zannettiğimiz zaman destekledik. Ha bak orada Mustafa Bey çok ilginç bir şey var. Reklama da gideceğiz ama öncesinde söyleyeyim ben de. Bu mevzu açıldığında sürekli ben şunu söylüyorum. Ya arkadaş ben gazeteciyim. Adamın hazırladığı iddianamenin üstünde Türkiye Cumhuriyeti ondan sonra bilmem ne mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı diyor mu? Cumhuriyet Savcısı diyor mu? Evet. Diyor.
Ben bunu kıstas almak zorundayım. Ben tabii vatandaşım. Ki. Vatandaş bu, sen şu cemaattensin, sen bu siyasi partiye yakınsın, sen CHP'lisin, sen AK Partilisin, sen işte İYİ Partilisin, MHP'lisin, ayrımı yapamaz. Cumhuriyetin savcısıdır o adam. Cübbesini giydikten sonra siyasi görüşü yoktur. Baz alırım. Çünkü almazsan hayatın olağan akışı yürümez. Her savcıya bir kulp takmak gerekir artık. Gider dersin ki sen falancasın, o yüzden bana bu hakkımda bu iddianamı hazırladın der. Şimdi ben bakıyorum olaya. Ben diyorum ki bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti savcısı ifadesini baz aldım. Siz de onu baz aldınız. Ahmet de Mehmet de bunu baz aldı. Siz de dediniz ki, onlar da dedi ki bu FETÖ savcısıdır dediler. Ben de diyorum ki isminin önünde sizin atadığınız savcılar bunlar. Bakın evet. Ali Suat Ertosun ne diyordu? Ya adamların sicillerine bakıyorsun tertemiz. Kavun değil ki diplerini koklayasın diyordu. E sizin getirdiğiniz Cumhuriyet Savcısı yaptığınız adamlar. Biz de bunu baz aldık. Ama şimdi tam tersi olduğunu, bunun örgüt üyesi olduğu anlaşıldığında siz sahip çıktınız. Bu defa de Cumhuriyet'in savcısı olmadıkları anlaşıldığında da aslında savcıymış bunlar. Savcıymış. Yani şimdi Cumhuriyet'in savcısı denildiğinde siz karşı çıkıyorsunuz, biz destek veriyoruz. Ama FETÖ'nün savcısı olduğunda FETÖ sahip savcısı olduğunda da bu kadar utanmazca ve fütursuzca savunuyorlar işte. Maalesef. Demin programdan önce konuştuk ya, Abdülhamit dönemindeki hatalar yapılıyor. Ama kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Maalesef. Reklama gidelim. Memnuniyetle. Reklamdan sonra tekrar geleceğiz ve aynı konuyu gündemden devam edeceğiz inşallah. Evet, geri döndük. Araştırmacı gazete, araştırmacı yazar Mustafa Albayrak bizlerle birlikte devam ediyoruz. Zaferimizi kutluyorduk. Oradan mütareke basınının, Mustafa Bey'in ifadesi belediye basınının, belediyenin besleme basını. Besleme basın. İBB'den CHP'li İBB. Ya hala İBB demeye de dilim varmıyor. Üzülüyorum. Bakın 25 sene. Hamidiye su diyorlar ya. Evet. Yani hala Hamidiye su alıyorum ki almaya devam edeceğim. Bizim şeyimiz. Ama dün Hamidiye suyu görünce iğrenenler bugün Hamidiye suyu Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı şey yapıyorlar ya. O da bence şerden bir hayır çıkarma metodu olsun. Güzel. Onlara Sultan Hamidiye ismine aşina evet, olsunlar. Hamidiye su içirdik. Onlar da içiyorlar. Dün içmiyorlardı. Zemzem evet. suyu görmüş şeytan muamelesi yapıyorlardı. Bugün Hamidiye su içiyor hepsi. Çok güzel. İçsinler. keyifli bir sudur diye devam etmiştik. Bunların nasıl görmediğini söylemiştik. Yalnız Cumhuriyet'te bir görmüşler. Cumhuriyet bir bölümünü vermiş. Orada da ilginç bir şey vermiş. Atatürk'ün attığı adım sonuç veriyor demiş. Eyvallah. İzah ederken. Yani bu bile bir aşama Cumhuriyet için. Kim söylüyor? İlker Başbuğ söylüyor. Yani demiş ki Atatürk Nahçıvan'ı Türk kapısı olarak isimlendirmiştir. Doğrudur. Nahçıvan'ın statüsü 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması ile belirlenmiştir. Atatürk'ün attığı tohumların sonuçlarını veriyor. Türkiye ve Azerbaycan karayoluyla birbirine bağlanacak. Tamam da bu Atatürk'ün... Çalışmaları 100 senedir niye bir, sonuç vermiyor da şimdi? Bu Atatürk'ün hedefi, ideali ondan sonra görmek Doğrudur. İstediği bir tabloydu. Evet. Ama bu tabloyu hayata geçiren kim Erdoğan oldu? Erdoğan. Şu başbuğun açıklamasına bir satır ya Allah rızası için şunu desin ya benim başbakanım o dönem desin. Beni cezaevinden kurtaran adam o dönem desin. Bu FETÖ'cülerin cümlesini karşısına alan adam o dönem desin. Hatta hatırlayın tarafın manşeti vardı. Evet. Ne diyordu? Paşasının başbakanı diyordu. Evet. Erdoğan başbuğa destek verdiğinde sahip çıktığında bu kadarı da olmaz dediğinde paşasının başbakanı evet. diye Erdoğan'a manşet atmıştı Ahmet Altanlar. E şimdi hal böyleyken benim hani bugün şey girişte söyledim ya 28 senedir niye alınamıyordu Karabağ? Evet. E şimdi şöyle bakın kaç senelik bir rüyadan bahsediyoruz? 1921'de yani aşağı yukarı 100 senelik 100 bir senelik rüyadan. 100 rüya. Yani senelik bir rüya. Nuri Paşaların oradan geri çekilmesi. Tamam. Niye 101 senedir alınamıyor kardeşim? Sen bu ülkenin Genelkurmay Başkanıydın. Genelkurmay Başkanlığını yaptın. Bu ordunun kuvvet ve kudretini biliyorsun. Niye Azerbaycan'a gidip de Ermeni tacizleri olduğunda biz gereken desteği verelim size? Ondan sonra hatta Genelkurmay ikinci başkanı olduğun dönemde, kara kuvvetleri komutanı olduğun Tabii, dönemde bir destek verelim. Atatürk'ün sözleri o zaman da geçerliydi. Tabii, şimdi niye yerine getirmediler? Aynen. Yani Atatürk'ün bir vasiyeti varsa ki var biliyoruz, oranın Türk kapısı olduğu ile ilgili. Bu projeyi hayata geçiren, gerçekleştiren Sayın Erdoğan'dır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'daki kurtarıcısı da Recep Tayyip Erdoğan olduğu gibi bugün Karabağ'ın kurtarıcısı da Büyük Türkiye'nin
güçlü Türkiye'nin Azerbaycan kardeşlerinin yanında destek vermesinden dolayı Karabağ kurtulmuştur. Bakın orada bizim yürüyüşlere bakın, hava kuvvetlerimizin uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, yani biz her türlü, demin program başında onu söylüyordum. Yani her bakımdan bizim zaferimizdir. Hem ruhen bizim zaferimizdir, hem fiziken madden bizim zaferimizdir. Bununla gurur duymayan da bırakın Müslüman olmayı, Türk bile değildir. Evet. Ama hal böyleyken bakın, İlker Başbuğ'un yazısında diyorum ya, bakıyorum içinde de bir de zaten yok. İçteki bölümünde de bir satır şey yok. Ha, verin arkadaşlar bunu. Ha, süper. Evet. Bakın. Evet. Paşasının başbakanı. Evet. Bakın o dönemde FETÖ'nün yayın organı olan Taraf Gazetesi'nin attığı başlık. Güya da AK Parti'yi de Erdoğan'ı da bu adamlarla işbirliği içerisinde olmakla itham ettikleri dönemde. Evet. Bakın. Paşasının başbakanı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şeyde Oğuz Haksever'e konuşmuştu. Ocak 2012'de tutuklandığı zaman Sayın İlker Başbuğ dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanlığı'na dedi, benim eski silah arkadaşım dedi, yani dava arkadaşım, görev arkadaşım dedi, nasıl dedi terör örgütü lideri olmakla suçlanır dedi, tepki verdi. Ve dedi Yüce Divan'da yargılanması lazım dedi, özel mahkemede değil dedi. İşte biz de daha önce meclise yönelik bir nahoş bir söylemiyle hatırladığımız Başbuğ'dan şu manşetleri, şu başlıkları, Erdoğan'ı kendisine destek verdiği için hedef alan şu başlıkları unutmamasını bekliyoruz. Evet. Hadi onu unuttu varsayalım. Yani dönüp nesnel, objektif ve somut bir şekilde şunu söylemesini bekliyoruz ya. Yani 100 yıldır yapılamayanı, 100 yıldır Mustafa Kemal'in 100 yıllık hayalini Erdoğan gerçekleştirdi. Evet, Erdoğan gerçekleşti. Ya bir tebrik edin ya. Aynen, bir tebrik edin ya, başka bir şey. Fatih Hoca'nın dediği gibi 100 yılda UEFA kupası bir kere alındı, onu da biz aldık dedi. Ya bitti ya, bir tebrik etmek gerekir. Yani muhalif bile olsan, olabilir, beğenmiyor tabii. Bile olsan. Yani, ya muhalefet yurt içinde yapılır. Muhalefet, ülkeye muhalefet yapılmaz. İktidara muhalefet yapılır. Şimdi burada bu Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin başarısını görmemek ve zımnen Ermenistan'a destek vermek. Bakın Mustafa Bey, Rusya neden destek vermedi şeye? Ermenistan'a. Batı'ya yanaştığı için. Batı'ya yanaştı. O da taşeronluk yaptı. Rusya aynı zamanda işin içerisinde Türk faktörünü, Türkiye'yi, yani şöyle düşünün. Cumhuriyet'in ilk döneminden bu yana ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti lideriyle bu kadar sıcak temas halinde, evet. Bu kadar yakın irtibat halinde. Dün Soğuk Savaş dönemini hatırlayın. Mümkün savaştık mi? Savaşacağız mı şeyini yaşıyorduk Rusya ile, Sovyetler Birliği ile. Gelinen noktaya bakın, konjektörü bu kadar iyi kullanan Türkiye sayesinde olmuştur. Yani Merkel'in bir sözü vardı da, ekonomiste şey diyordu. Maalesef diyordu, kendisi üzülerek anlatıyordu. Gelinen süreçte Almanya'nın ekonomik ağırlığı Türkiye'nin 4 katı kadar olsa da Türkiye'nin siyasi ağırlığı Almanya'nın 2 ya da 3 katı kadar. Doğru. Yani şimdi Erdoğan, bu Erdoğan'ın siyasi iradesidir. Evet. Siyasi ağırlığıdır. Yani sevsinler ya da sevmesinler. Burada particilik yapmanın bir lüzumu yok. Ya da particilik gibi göstermenin de bir gayreti içerisinde değiliz. Ama bir Erdoğan iradesi var. Yani bu Erdoğan iradesi de işte Karabağ'da da kendini hissettiriyor. Suriye'de de hissettiriyor. Libya'da da, Doğu Akdeniz'de de. Libya'da da hissettiriyor. Ama işte maalesef İlker Başbuğ bu durumu ta 100 yıl önceki Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu o güzel hayalle ilişkilendiriliyor. Doğru bir hayalle ilişkilendiriliyor. Eyvallah. Ama eğer o hayali bunu yapan kim? Bugün gerçekleştiren evet, kim? Gerçekleştirenin sen de Erdoğan olduğu lazım. Gerçeğini görmezden geliyor. Ve Sayın İlker Başbuğ, demin gösterdiğiniz manşette en zor gününde sahip çıkan Sayın Erdoğan'dı. Ya maalesef böyle bir durum var. Şimdi kararın manşetini verelim arkadaşlar ekrana. Evet, o bir garabet manşet. Şeyci arkadaşlar, hafız arkadaşlar, reklam arasında da size de söylemiştim. Bu arkadaşlar AK Parti döneminde AK Partiliyken, AK Parti hükümetinde bürokratken bu arkadaşlar başına oturdukları kurumlarda yan gelip yatıyorlardı. Evet.
Ben gazeteciyim. Hani gördüğümüz ve iyi de maaş alıyorlardı. Müthiş. Benim 15 katım, 20 katım maaş alıyorlardı. Yan gelip yatıyorlardı. Gerek Anadolu Ajansı'nda, gerek TRT'de, gerek yine diğer şikayet ettikleri koltuklarda vallahi yan gelip yatıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü makamlarında, bilmem nerelerde falan filan. Hükümet sözcülüğü, metin yazardı, danışmanlığı. Vallahi yan gelip yatıyorlardı ya. Bak yani hani bunu mübalağa söylemiyorum. Gidiyorlardı sabah yani, o koltuklara oturuyorlardı. Kendilerini çok büyük gazeteciler olarak lanse edip gidip oturuyorlardı. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Onlar yani Türkiye'ye yönelik hiçbir algı operasyonunda, bakın Türkiye'de İletişim Başkanlığı diye bir makam var. Her gün hedefte. Evet. Fahrettin Altun Hoca her gün hedefte, eşi Fatma Nur Altın Hanım efendi, evet, her gün çünkü hedefte. Çünkü icraatta bulunuyorlar. Evet, ben başarılı, ben, hayırlı, evet, işler yapıyorlar. Ben bakın bravo. Ben bir kurumun işini yapıp yapmadığını Türkiye'de sol kesimin saldırmasına. Evet, şu belediye beslemesi güzel bir tabir sizin. Mütareke çok eskiye gidiyor. Gençler mütareke hayırdır. Yani ne mütarekesi derler ama belediye beslemesi. Belediye basını. Evet. Evet. Herkes bilir o reklam ve ilanlarla rahat rahat dönen medya olduklarını bunların. Bu medya kime saldırıyorsa el birliği. Demek ki o doğru, evet, bu adam çalışıyordur derim. Evet. Şimdi hal böyleyken bu adamlar o dönem İletişim Başkanlığı bu adamların yapması gereken işi yapıyor şu. Evet. Bu adamlar o koltukların başında oturduklarında vallahi billahi yatıyordu. Ya biz isimlerini bilmiyorduk ya. Ben biliyordum da, tanıyorum da. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra en çok saldırılan kişi Sayın Fahrettin Altun Hoca'ysa, demek ki Sayın Fahrettin Altun çok güzel işler yapıyor ki. Rahmetli Özal derdi ya, ben bir iş yapacağım zaman derdi sol kafalara bakarım derdi. Eğer sol kafalar o işe karşı çıkıyorsa demek ki o işte bir hayır vardır der yapar. Abdülhamit Han'ın da asıl. Onun da şeymiş, evet, büyükelçisi, tabii, İngiliz büyükelçisi. Ben İngiliz ve Rus elçiyi çağırırım diyor. Ondan sonra bir gün dayanamıyor yanındaki işte artık kim derse. Tahsin Paşa'dır belki filmde. Muhtemelen olabilir. Diyor ki ya diyor hünkârım, yani bir şey soracağım affınıza sığınarak. Ya siz bu adamları çağırıyorsunuz. Bu adamlar bizim düşmanımız. Bu adamlardan fikir alıyorsunuz. Diyorsunuz ki hani şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Diyorsunuz. Yani bu adamlar düşmanımız değil mi diyor. O da dönüyor diyor ki Allah rahmet eylesin cennet mekan Abdülhamit Han. Amin. Diyor ki ben onlardan fikir alıp tam söylediklerinin aksini yapıyorum. Onlar ne derse milletimizin menfaatinin icap etmediği bir durum olduğunu anlıyorum onun. Ne demiyorlarsa da neye karşılarsa da biliyorum ki o milletimizin lehinedir. Ben onlarla çek ediyorum, sağlama ya yapıyorum. Bu aslında bir şeytani bir özellik biliyor musun Murat Bey kardeşim? Ben hatırlıyorum bugünkü Sözcü Gazetesi'ni çıkartan kadrodan olan eski müstehcen basının sembolü Rahmi Turan'ın çıkardığı bir pornografik Tan gazetesi vardı. Hı hı. Bizim ergenlik, genç çocukluk yıllarımızda 1982'de falan tamamen asparagas, yalan, dolan ve müstehcen haberlerle doluydu. Bir gün o gazetede... Ben de öyle, çok farkı yok. Aynısını. Bu defa baldır bacak yalan haberlerle siyasi müstehcenlik yapıyor. Aynen. Babasının ismini kullanmaktan utanan bir de oğlu var onun gazetede. Yani Rahmi'nin soy ismini kullanmaktan utanıyor, başka isim kullanıyor. O Tan gazetesinde bir kadının işte yine müstehcen resmini koymuşlar, hatırlıyorum üniversite yıllarında. Diyor ki ben diyor şeytana tapıyorum diyor. Sözde muhabir de soruyor, niye diyor şeytana tapıyorsunuz diyor. Çünkü diyor şeytan yasakçı değil diyor. Şeytan diyor kumar oynamayı yasaklamıyor diyor. İçkiyi yasaklamıyor diyor. Fuhuşu yasaklamıyor diyor. Faizi yasaklamıyor diyor. Çok da özgürlükçü diyor. Ama diyor haşa sümme haşa Allah yasakçı diyor. Ne kadar güzel şey var diyor. Allah yasak koymuş diyor. Şimdi yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüğünü duymadık. Hekimoğlu İsmail Hoca vardı. O zaman bir yazı yazmıştı. Diyor ki bu diyor hanımefendiye sormak lazım diyor. Bu dediğim olay 35 sene önce bir gazete haberi. Şeytan da yasakçı diyor. Nedir diyor yasak olan? Şeytan da diyor namazı yasaklıyor diyor. Şeytan da diyor iyilik yapmayı yasaklıyor diyor. Hayırda bulunmayı yasaklıyor diyor. İşte diyor adam öldürmemeyi yasaklıyor. Adam öldürmeyi teşvik ediyor. Yaşatmayı yasaklıyor. Öldürmeyi emrediyor sana. Şeytan diyor seni sarhoş etmek istiyor diyor. Ayık kalmayı yasaklıyor. Şimdi bunlar da yani hakikaten şeytani bir tarafı var bunların. Şeytanın dediğini yaptıkları için, şeytanla aynı yolda oldukları için rahmetli Abdülhamit Han da, rahmetli Erbakan hocamız da, yine merhum Turgut Özal da, 8. Cumhurbaşkanımız, bunların söylediklerinin tersini yapıyorlarmış ve çok da doğru yapıyorlarmış. Allah hepsine rahmet etsin.
Amin. Şimdi o zaman mevzuya gelelim. Girizgah biraz uzun oldu. Şimdi bir haftadır, iki haftadır özellikle odaklandılar. Dediler ki Türkiye'ye muazzam yaptırımlar geliyor. Türk ekonomisi batacak, şu olacak, bu olacak. İşte Doğu Akdeniz'de değdi mi işte şunu yapıyorsunuz, bunu yaptığınıza. Türkiye'nin ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz zaten. İyice darboğaza gireceğiz diyorlardı. Gün gün saydılar. AB yaptırımları geliyor. AB yaptırımları görüşüyor. Yunanistan AB'a şunu dedi. Fransızlar bunu dedi. Şöyle bastırıyorlar, böyle bastırıyorlar. İşte oturdular, toplandılar. Kararın manşetini verelim ekrana. Onu da gelsin, oradan da değerlendirelim. Bizi ırgalamaz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani böyle bakıyorum, evvelsi gün Bakü'ye giderken. Giderken, önceki gün Bakü'ye giderken dedi ki bizi ırgalamaz, kendi takdirleri ne yapacak? Evet. Ha, biz bunu şunu yapmaya devam edeceğiz dedi. Tabii. Bakın geri adım da atmadı. Şöyle dedi hatta, AB dedi Yunan'ın koçbaşlığı, Yunan'a koçbaşlığı yapmayı bıraksın dedi. Evet. Ondan sonra yapacakları da bizi ırgalamaz. Biz neyi doğru biliyorsak onu yapmaya devam edeceğiz dedi. Ve en nihayetinde işte toplandılar. Ne diyor? Avrupa liderleri bir araya geldiği Brüksel'de zirveden prensip bazında yaptırım kararının çıkması bekleniyor. Reuters'ın ulaştığı sonuca göre bildirgenin taslak metninde Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına ek olarak yeni Türk vatandaşı şirketlere bilmem ne öne açılacak diyor. Sonra da ama başlıkta ne diyor? Diyor ki Avrupa'nın gözü Biden'da, Ankara'ya yönelik adımları ise Mart'a ötelendi. Ne oldu? Hani 10 Aralık 11 Aralık'ta yaptırım geliyordu. Alt başlıkta yaptırım geliyor diyor. Evet. Üst başlıkta gözü yaptırım Biden gelmeyecek diyor. Yani sembolik saçma sapan şeyler olabilir diyor. Yaptırım gelmeyecek. Ankara'ya yönelik adımlar Mart'a ötelendi. Yani Ankara'yı hedef alan, Türkiye'yi ciddi anlamda hedef alan yaptırımlar 40 gün sonra Beyaz Saray'a çıkacak olan Biden dönemini işaret etti. Dün yaptırım gelecek Türkiye'ye, çok ağır bir baskı olacak diyordu bu adamlar. Şimdi de diyor ki yok olacak ama bakmayın bu defa söylemiyorlar ama Biden'ı bekliyorlar diyor. Bu da hafız arkadaşlar işte. Biden onları hakikaten bayıltır. Yani ya. Baydık derler. Yani hiç Biden'a güvenmesinler. Buradaki Amerikanca basına da söylüyorum. NATO'cu basın bunlar. Yani en İslamcısından en sosyalistim diyenine kadar hepsi NATO basındır bu belediye. Sadece belediye değil. Gladio basını diyorum. Bunlar eğer Biden'a güveniyorlarsa... Belediye basını iyi reklam alıyor. Öyle mi? Tabii. Onu da destekliyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü reklamını ben bunlarda gördüm. Milli'yi de gördüm. Düşünebiliyor musun? Milli Gazete'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü vardı. Allah beraber haşretsin diyorum ahirette. Şeyde yoktu ama. Anadolu baskısında yoktu. İstanbul'da vardı. Anadolu'ya izah edemeyiz dediler herhalde. Ya da ben kötü niyetli düşünüyorum. İmamoğlu vermişti reklamı. Belki demiştik Marmara'da çıksın. Evet, çünkü ciddi oy aldı onlardan İmamoğlu. Tabii. Yani hem Saadet'ten oy aldı hem kararcılardan oy aldı. Yani biz sandıklarda izledik. Yani Sayın Gül, Sayın Davutoğlu bunların hepsi AK Parti'nin aleyhine çalıştı. O yüzden diyorum ben şimdi bu yeni kurulan partiler devadır, gelecektir. Bunların AK Parti'den bir şey alma şansı yok. Neden? Bunlar zaten vermiyorlardı oylarını AK Parti'ye verdi ona. 2016 Mayıs'ından beri Davutoğlu ve Babacan ruhen kopmuşlardı. Davutoğlu'nu bilmiyorum ama mesela şeyin ne derler ona Abdullah Gül'ün oğlunun oy kullandığı sandıkta hatırlayın bir tek oğlunun oy kullandığı sandıkta tek oy var zaten. O da hayır çıkmıştı. Hayır çıkmıştı. Tabii canım referandumu hayır verdiler. Hani Şener Şen'in bir filmi var ya. Ağanın oyu. Şeyde koşuyorlar geliyorlar ağam sana kötü bir haberim var diyor. Ney diyor? Ağam diyor sandıktan diyor sana bir oy çıkmış diyor. İkisi Erdal Özyalcılarla birlikte atlıyorlar. Diyorlar ki ağam ben verdim. Ben verdim. Ağa ikisine birer tokat atıyor. Ulan diyor siz ikiniz bana bir oy verdiğinizde benim oyun benim oyun oldu diyor. Şimdi o misal. Bir tek kişi oy kullanıyor o sandıktan. O da hayır çıkıyor. Günlüğü, onda da hayır çıkıyor. Evet. Canım bunlar baştan beri AK Parti'nin aleyhine çalıştılar ve AK Parti'nin altına oymaya uğraştılar. Şu anda bunu açıktan yapıyorlar. Biz zaten bunu arzu ettik. Dedik ki yani Sayın tabii Gül, mert olmakla. Tabii ya açacak ki partini kur. Bak delikanlıca kurdular partilerini. Eyvallah. Bir alır, iki alır, beş alır ne alırsa baş üstüne. Yani AK Parti'nin de kuruluşu nedir? Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra tabii. Bir grup AK Parti'yi kurdu. Merhum Erbakan kadar da Saadet ve çekti ortaya hiç onların aleyhine konuşmadan ama. Bugün Allah için. O hükümette görev aldı bu adamlar ya.
Mesela Ali Babacan AK Parti ile ilgili, AK 13 sene ekonomiyi yöneten ilgili bir tepkiyi nasıl gösterir? Ya da Sayın Davutoğlu'na bakıyorsun, Suriye politikası ile ilgili nasıl tepki gösterir? Ya Suriye politikasının bugüne gelmesinin nedeni zaten senin kararların bu. Ha benim kararlarım dinlenmiyordu diyor. Ha o zaman orada ne arıyordun? Tabii, yani sen bunun icra makamındaysan ve icra makamında sözün geçmiyorsa o zaman o koltukta %49,5'u ben aldım demeyi biliyor ama. Heh, evet yani işine geldiğinde onu kullanıyor. O yüzden ben sadece samimiyetsizliği, bense bakın bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Adamlar ilkesizliklerinde ilkeliler. Evet. Biz ilkeliliğimizde ilkeliyiz. İlkesiziz. Çok güzel bir İlkesiziz. Evet. Bak adam CHP'den ayrılmış. Bir sürü taciz, tecavüz, ortalık inanılmaz rezilliklerle kaynıyor. Arıyorsun, muhabir arkadaşlar arıyor. Diyor ki ben partimle ilgili konuşmuyorum diyor. Ya adamlar seni kovmuşlar senin partinden. Bak gitmemişsin, kovmuşlar senin partinden. Ben CHP ile ilgili konuşmuyorum diyor. Ya da bir başkasını arıyorsun. Mesela Muharrem İnce'yi arıyorsun. Adam Muharrem İnce konu diyor ki ben o partide o dönem görev yapıyordum. Bu politikayla ilgili ben ne söyleyeceğim, eleştiremem diyor. Bak çünkü o partide görev yapıyordum. Evet, icradaydı. Ya şimdi bizdekiler... Biz çok kolay adam tutabiliyoruz. Evet, ayrılsın siyasi parti kursun. Ben hep söyledim. Herkesin siyasi parti kurma hakkı mahfuz. Türkiye'de seçilme. Tecavüzler AK Parti olmuş olsa da Allah muhafaza. Bunun üstünü kapatsınlar demiyorum. Varsa böyle bir şey konuşsunlar tabii. Ama kendilerinin ortağı olduğu, kendilerinin siyasi anlamda fikir sahibi olduğu bir mevzuyla alakalı dönüp diyorlar ki o dönem beni dinlemediler, bunu yaptılar. Ya sen beni dinlenilecek makamda değilsin. Sen zaten icra makamındasın. Evet. Bir arayalım da Sayın Davutoğlu ne diyor, onun da fikrini alalım değil. Sayın Davutoğlu bu konu hakkında ne düşünüyor? İmzayı ne zaman atacak? Sayın Davutoğlu imza atacak mı? Sayın Davutoğlu kabinesini kursun noktasındasın sen. O yüzden ben bunu eleştiriyorum. Yoksa kurarlar. Aday olurlar ama kaldırıp da CHP'ye sırnaşmak nedir ya? Mesela Babacan diyor ki 28 Şubat'tan daha kötü dönemi yazıklar olsun. Yani bu hakkı batıla bulaştırmak ve bile bile inkar etmektir. Yani Kur'an'ın tabiriyle Sayın Babacan'ın yapmış olduğu büyük bir dezenformasyon, bilgi kirliliğidir yani. Siz 28 Şubat zamanında yapılan zulümleri bugünkü telafi eden iktidarı o günden kötü göstermeniz. Hani kurdu güzel gösteriyorsunuz, kuzuyu canavar gösteriyorsunuz. Sayın Babacan'ın yapmış olduğu bu. Şimdi 28 Şubat olsaydı, 28 Şubat aklı şu an iktidarda olsaydı Sayın Babacan o partiyi kurabilir miydi? Mümkün değil. Sayın Babacan'ın böyle bir partisi olabilir miydi? Yani bakanlık milletvekili ya şeylere çağrılmıyorlardı ya. 23 Nisan 29 Ekim törenlerine çağrılmıyorlardı. Yani eşi başörtüsü olanlar tek çağrılıyordu. Yani normal insan muamelesi görmüyorlardı. 1955'ten önceki zencilerin gördüğü muameleleri 28 Şubat döneminde başörtülü kadınlarımız ve başörtülü kadınlardan aileleri olan erkekler görüyordu. Tabii tabii. Ben hatırlıyorum başbakanlığı Sayın Abdullah Gül'e verdiğinde o günkü Cumhurbaşkanı Sayın Sezer 29 Ekim kutlamaları değil, bir soru 23 Nisan'da herhalde. Yani Sayın Erdoğan'a, Sayın Gül'e davetiyeleri tek kişilik gönderiyordu. Eşleri başörtülü olduğu için. Siz kalkacaksınız bu dönemi. Günümüzde başörtülü bakanlarımız var, başörtülü milletvekillerimiz var. Biz tabii başörtülü başa açık diye bir ayrım yapmıyoruz. Emanette ehil olan, liyakat sahibi kimse Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi ona verdiğine inanıyoruz. Ama sadece başı örtülü oldu diye bir kadına Batılıların tabiriyle discrimination, ayrımcılık uygulanması bu iktidar zamanında kalkmıştır. Siz ne yapıyorsunuz Sayın Babacan olarak? Veya işte bu kararda yazan muhterem taş getiren hocamız gibi ağlamaklı bir sesle diyorsunuz ki benim 28 Şubat'ta sesim kesilmedi, bugün kesildi. Ya niye senin sesin kesin, işte aslan gibi yazıyorsun Karar Gazetesi'nde. Hayır. Müslümanlara muhalefet ediyorsun, Müslümanların iktidarına. Yetmiyor. Yeni Asya'da her gün manşet oluyor. Yetmiyor, Sözcü'ye çıkıyor. Yetmiyor, işte bilmem kime çıkıyor. Çıksın da kimsenin sesi kısılmasın. En yanlış, en hastalıklı fikir bile. Tabii ki ifade etsin, kimin ne mal olduğunu anlayalım. Tehdit olmadığı sürece insanlığa, tehdit olmadığı sürece kimsenin hakkına, hukukuna... Milli güvenliği tehdit etmediği müddetçe. Bak mesela kadın ne demiş? Ben şeytanı samimi buluyorum. Evet. Çıksa söylesin şeytanı samimi buluyorsa. Yani bu bir haktır. Ama Mevla'ya hakaret ediyorsa orada, işte orada dur tabii deriz. Hakaret küfür yok. Burada da
kalksın gitsin söylesin. 28 Şubat'ta daha fazla sesim çıkıyordu. Kimse bana dokunmuyordu. Ya 28 Şubat'ta kimse seni ekrana bile çıkarmıyordu. Kim çıkarıyordu? Ekran yoktu ki ya. Ya biz Kanal 7 vardı. Bir de Akit. Bir de Akit Yeni Şafak vardı. Ha bitti. Kim vardı? Biz iki gazete bir televizyonla iktidar olduk ya. Ya. Yani şimdi bir de burada da bir kendi medyamıza da ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor yani medyada da iktidar olamadık. Yani bu medyanın da bir sorgulanması lazım. Neden bu kadar kifayetsiz kalıyor diye bizim yani Cumhur İttifakı'nın sahibi olduğu medyanın. Ya orada aslında bu soruyu birçok kriter var ama bana göre en büyük şeylerden biri şimdi şu sözcü dün yalan yazmıştı. Önceki gün yalan yazmıştı. Dün yalanını gazete ve TV'lerde çıkan haberler diye değiştirmişti. Kendi gazetesinin manşetinden bahsediyor. Sanki kendinden bahsetmiyor. Tekzip yayınlıyor ya, tekzip ediyor kendini güya. Bir önceki gün bir gün, ondan önceki gün Cumhuriyet. Şimdi Müslüman'ın bir ilkesi var. Müslüman gazeteci olduğunda Müslümanlık vasfından vazgeçmiyor ki. Gazeteciliği de yaparken Müslüman'a göre gazetecilik tabii yapıyor. Haliyle bunlar gibi yalan yazamıyorsun. Bunlar gibi iftira atamıyorsun. Ha, şeyini yapayım ya ben amaca giden yolda her şey mübahtır diyemiyorsun. Diyemediğin için de belli şartlarda ben anlıyorum aslında sizin demek istediğinizde kısıtlıyorsun. Yani hal böyleyken AK Parti'ye yakın medyanın böyle olamamasının nedenlerinden biri bu. Mesela adam kalkıyor, çamur atamıyor, iftira atamıyor. Pervasızca şunu söyleyebiliyor. 11 bin tane bankamatik memuru belirledik. Evet. Ulan ahlaksız. Bir tanesini göster o zaman. Yok. Yok. Medyası da bunu manşete çekiyor. İşte şu tecavüz hadisesi. Evet. Nasıl saklıyorlar ya? Ya. Ama yakında yeni şey, bombalar geliyor. Yani bu her il ve ilçe teşkilatlarına varmış. Ne fark eder ki? Şöyle düşün. Mesela Sözcü okurunun bundan haberi yok. Cumhuriyet okurunun bundan haberi yok. Ne fark eder? Onlar orada morfinlenmekle meşgul. Ya. Yani samanla uğraşıyorlar. Saman fiyatları şu oldu. Veya Yılmaz Özer'in kitabından leblebiyi atam ağzına... Atatürk leblebiyi çok severdi. Havaya atarak ağzına tutardı. Atatürk Ray-Ban marka gözlük takardı. Atatürk kuru fasulyenin üzerine pirinç pilavını döker yerdi. Yani ve buna 2500 lira alıyor. Saman pahalı diyen adamlar, açız açız diyen adamlar Yılmaz Özdil'in bu kitabı için gidip kuyruğa giriyor. Bulup ağlayanlar oluyor erişebiliyorsa ya komedi. 2500'ü alıp onu internet sitesinde kara borsadan 10 bin liraya okutmaya satanlar çalışanlar oluyor. Ya tam bir morfinlenmiş kitle ya. Yani gerçekten Türkiye'de hani merhum Uğur Mumcu'nun dediği gibi en büyük istismar aracı Atatürk'ün maskesini kullanmak ve onun ismiyle insanları morfinleyip emperyalizme köle ediyorlar. Ha bir de bir şey daha var Mustafa Bey. 5816 sayılı kanun niye bunlara işletilmiyor? Bu kanunun tam da aslında evet, amacı muhatap bu. Onlar istismar yani, ediyorlar. İstismar değil mi? İstismar. Evet. Hem de kralı. Yani tarihi gerçekleri, hakikatleri anlatan işte Mustafa Armağan Hoca gibi değerli ve Yavuz Bahadıroğlu gibi değerli ilim adamlarına 5816 sayılı yasayı işleteceğine asıl Atatürk'ü istismar eden, Atatürk'ün adından milyonları götüren ve insanları uyuşturup emperyalizme, kapitalizme köle eden zihniyeti sorgulaması lazım. Sen Atatürk'ün ismini kullanamazsın kardeşim demesi lazım. Atatürk soy ismini alamazsın. Eyvallah. Bu ülkede. Tamam. Atatürk soy ismini alamazsın. Atatürk ismini de alamazsın bu ülkede. Ama Atatürk'ün ismiyle her şeyi yapabiliyorsun. İşte 1881 tane kitap bastırıyor. Orada da yine bir ticari ahmaklığı da var. 1938 tane bastırsana. Daha çok para kazanacaksın. Daha çok para kazanacaksın. Ve 100. yıl dönümü diye doğumunun 1980. Belki onu düşünüyordur. Onu düşünüyordur ama. Yılmaz Özdil morfinlediği kitlesini iyi söğüşlüyor yani. Hatta şeyleri var ya karnına dokunuyor şöyle şimdi bunu tokalıyor falan. İşte bunu ya, aynen sıvazlıyor. Cüzdan var mı diyor. O görüntüyü hatırlıyorsun değil mi? Elini böyle sıvazlıyor adamın. Hani, eski nesil şu gömlek cebine para koyuyor. Ya buradan seslenelim. Bizi dinleyenler varsa yani Halk TV'nin, Sözcü Gazete'nin, değerli okurları. Yani kendinizi bu kadar kullandırtmayın bu sizi sömüren insanlara ya. Ya. Yani resmen hem paranızı alıyorlar hem aklınızı alıyorlar ya. Yani fikren haşhaşilik biliyorsunuz. Yani şimdi Selçuklu Uyanış Selçuklu dizisinde de Hasan Sabbah'a falan gösteriyor. Eski Memati oynuyor orada çok güzel. Bir tek haşhaş çekerek insanların beyni uyuşmaz. Fikren de uyuşturulur. Mesela Fethullahçılar da haşhaş verip de yani Sayın Cumhurbaşkanımızın onlara haşhaşi demesinin sebebi bunların eroin, kokain kullandıkları için falan değil.
Ben hatta hatırlıyorum sosyal medyada tartıştığım zaman, ya biz sigara bile içmiyoruz. Mustafa abi sen bize nasıl haşhaş edersin? Ya sigara, keşke sigara içseniz. Yani daha az zarar verirsiniz kendinize. Siz Fethullahçılığın bu beyni uyuşturan, beyninizi eriten abuk subuk hurafeleriyle siz haşhaşlanıyorsunuz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin ve CHP belediye medyasının da okurları, izleyenleri beyinlerini böyle Yılmaz Özdil gibi kendilerini istismar eden insanların sözlerine morfinliyorlar. Evet. Şunu da arkadaşlar şimdi vermişler ekrana. Evet. Cenab-ı manşetidir bu. Şimdi şunu söylüyordu. Bir burada kimse 29 Kasım tarihli sayı. Burada şeye ne derler ona? Yılmaz Özdil bir yazı yazıyor. Türkçe içerisindeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı Arapça kökenli sözcüklerle dalga geçtiğini zannediyor. Orada da işte bir sürü İşte cenabetül bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. O ifade kendisine ait olduğu için oraya verdik. Yani eyvah. Yılmaz Bey. Ben bunu atlamışım ya. Demedik. Bu akıllı çıktı değil mi? Evet. Kendi yazısı. Kendi yazısını işte Türkiye'yi Katar'a peşkeş çektiler. İşte Arapça şu kadar sözcük girdi Türkçe'ye. Bunlarla ilgili kendince aklı sıra kafa bulmuş. Böyle bir yazı yazmış. Şimdi bizim arkadaşlar da haber hazırlamıştı. İşte o Arapçayla dalga geçiyorsun, yok kabile devletine, koca Türkiye Cumhuriyeti'ne şöyle yaptı diyorsunuz diyor ya Yılmaz Özdil. Evet. Ya sen işte önceki sene kitap fuarına Arapçaya çevirdiğin kitabınla gittin. Evet. Arapları da sövüşleyebilmek için. Bak. Yani, şey diyordu ya, Nutuk'u Suriye'nin kuzeyinde ha, İdlib'de. O ayrı bir garabet. Orada da Türkmenlere Arapça, Türkmenlere Arapça, Araplara Türkçe, Kürtlere artık başka bir dilde hazırlanmış. Zazaca göndersin. Olabilir. Yani orada da ayrı bir garabet var. Biz diyor ki Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenlere Kılıçdaroğlu. Yardım ettik diyor, Nutuk yardım gönderdik. Ne götürdük? Nutuk'un Arapçasını gönderdik. Yani ya ekmeğe, suya ihtiyaç olan insanlar. Hayır, bir de adamlar Türkmen. Sen niye Türkmenlere Türkçe göndermiyorsun da Arapça gönderiyorsun? Anlamasın diye, okumasın diye. Aynen, velhasıl kelam. Bu da Yılmaz Özdil'in o konudaki çelişkisiydi. Şimdi bir haber var, onu verelim. Oradan geri dönelim. Cumhuriyet'in 5. sayfasında bazı çevreler bizi dinliyor diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın bunu neyle ilişkilendiriyor? Bunu da elde bir kanıtı yok. Diyor ki Erdoğan'ın kendisine senin nefes alışını bile biliyoruz dediğini anımsatmış. Aslında burada şu var. Hani ben senin ciğerini bile biliyorum dediğinde, evet, bir adam genel cerrah olup da karaciğerini mi açıp baktı? Yok, o mecazi bir ifade. Mecazi bir ifade. Yılmaz Özden'in söylediği gibi, Cenabetül Yılmaz dediği yani, gibi. Yani oradaki gibi. Şimdi burada da kendisinin dinlendiği yönündeki iddiayı, şu taciz tecavüz olayları patlayınca hatırla, önce şeyi verdiler kapatmak için, Kılıçdaroğlu'na bir komedi suikast muhabbeti verildi. Sonrasında da bizi dinliyorlar yaygarasına bakıyorlar. Ya kim dinlesin ki? Kılıçdaroğlu'nu niye dinleyeceksin ki? Zaten bütün saçmalıklarını televizyondan akşama kadar dinliyoruz. Ama bir şey söylüyor, orada Cumhuriyet konuşmalarını vermiş. Bakın 5. sayfa, ben Cumhuriyet'in, medyanın nasıl ikiyüzlü olduğunu gösterelim. Cumhuriyet'in 5. sayfasında bazı çevreler bizi dinliyor diyor. Burada da o konuşmasının ilgili bölümlerini güzelce izah ediyor. Niye dinleniyor kısmını da anlatıyor. Anayasa konusunda görüş birliğimiz var diyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ama o konuşmada aslında başka bir şeye değiniyor. Ancak onu Cumhuriyet kırpıyor. Hani şu gazete diyordu ya. Şu Cumhuriyet geçen gün açıklama yapıyor. Tecavüz, taciz nereden gelirse biz karşısındayız. Bakın şeyi verin. Bu Cumhuriyet'inki. Şu Cumhuriyet'in bir de arkadaşlar hazırlasın. Yeni Şafak'ta da 10. sayfada yine adayım diyemedi haberini. Onu da hazırlayın. Bakın burada bir satır taciz, tecavüze ilişkin veri yok. Sayın Kılıçdaroğlu bunu konuşmadı o zaman. CHP'de tecavüz olunca bu tamam, şey gözüküyor. Tamam, konuşmadı diyoruz. Ben buradan Cumhuriyet okuruyorsam... Hak görülüyor herhalde. Şimdi Cumhuriyet sadece sabah kalkıp Cumhuriyet'in doğruları yazdığına inanan, ondan sonra samanın çok pahalı olduğunu düşünen bir vatandaşsam eğer, şu gazeteyi çevirdiğimde dün Sayın Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüzle ilgili hiçbir şey söylemediğini göreceğim. Buna inanacağım. Oysa şeyi verin, Yeni Şafak'ın 10. sayfası, bakın burada altta ne diyor? Tacizleri doğruladı diyor. Ne demiş? Ya mahkeme kararı, tutuklanmış adamlar hapiste. Bakın ne demiş Kılıçdaroğlu? CHP'yi çalkalayan ve uzun süredir tacizler de günlerden sonra doğruladı diyor. Tutuklandı zaten. Biz hemen partiden ihraç ettik.
Yani bir olay çıkar ve bu olay bizim partinin ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden ayırırız, partiden atarız diyor. Tekrar Cumhuriyet'in haberini verin. Cumhuriyet'in haberini görelim arkadaşlar. Cumhuriyet'te ne yok? Değil yok. Mi? Cumhuriyet gizliyor. Yok. Haberi gizlemiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisindeki taciz ve tecavüzlerle ilgili haberini gizlemiş. Evet. Niye? Tecavüz ifadesinin... CHP ile birlikte anılmasın diye. Ya evet. Bu şöyledir. Aslında Cumhuriyet Gazetesi Sayın Kılıçdaroğlu'na sansür uygulamış. Evet. Sözleri tıpanmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüzlerle ilgili konuşmasına Cumhuriyet sansür uygulamış. Evet. Yahu siz gazete değil misiniz? Hani tacizden tecavüzden yana saf almaz? İşte tamam. Siz bir anlamda tecavüzcüyü kollamışsınız. Tabii canım, gizlemek demek. Partinin lideri diyor ki tecavüzcünün biz ne gerekiyorsa yaparız ki yaptık diyor. Tecavüzcünün safında yer almayız diyor. Sen o sözleri makaslıyorsun. Nesini beğenmedin bu sözlerin? Ki biz onlara bir şey dediğimizde yok. Onlar biliyorsunuz bir tekil olaydan münferit bir sapığın hasbelkader Ensar Vakfı'na girmiş o bir sapığın yapmış olduğu tacizden 508 senede hapisle yargılanıp atıldığı halde koskoca Türkiye'nin en hayırsever, en faydalı vakıflarından olan muhterem Ensar Vakfı'nı bütün şubelerin arasında kapatılmasını teklif ettiler. Canan, hatta Canan Kaftancıoğlu'nun teklifiydi. Vakıflarda kapatılacak. Ne yapalım şimdi biz şimdi şunu desek olur mu? Yani CHP'yi kapatsınlar. CHP'de çok tecavüz oluyor. Ya. Ne kadar taciz, tecavüz varsa CHP teşkilatlarından çıkıyor diyen var mı? Tabii ki umuma teşmil kılınmaz bu. Ki bir tane de değil yani. Yani ciddi manada ki kendi yani kendileri söylüyor ya Barış arkadaş. Hayır, kulislerde bunu yağıyor, evet, yağıyor diyor. Yağıyor, var yağıyor. Bir de sadece kadınlar değil, erkekten erkeğe de olanlar söyleniyor. Yani bir insanın dili varmıyor yok, söylemeye. Hiç girmeyelim o mevzuya. Yani o kısmı zaten komple bir fecaat, tam bir rezalet. İşte maalesef Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sözlerini makaslıyor, kırpıyor. Evet. Tecavüz ve taciz iddiaları ile ilgili herhalde çok daha iyi biliyor. Yani şöyle diyor, sen bunu yanlış söyledin. CHP Genel Başkanı burada gündeme getirmemeliydin, konuşmamalıydın. Tabii, yol gösteriyor. Biz okurlarımıza, aa tecavüz mü varmış ki Sayın Kılıçdaroğlu konuşmuş? Hı. Hani şöyle düşünün, belki o gazetede yer alsa bugün Cumhuriyet okuru şunu diyecek. Aa CHP'de tecavüz varmış, olmuş. Tabii. Hiç ya, haberimiz yok. Morfenlenmiş emekli gazetesi Cumhuriyet'in okurları belki diğer medyayı izlemedikleri için, sadece Halk TV ve Cumhuriyet okudukları için haberleri yok. Ha şu tacizle, gazetede 3 gün önce bizim sürekli ısrarlı yayınlarımızdan sonra şey yaptı. Güya kendince bir açıklama yaptı, yayınladı birinci sayfasından. Dedi ki Cumhuriyet Gazetesi taciz ve tecavüzü ilk günden bu yana haber yapar, şöyle yapar, böyle hani yapar. Nerede böyle biz görmüyoruz ya işte. Adamın sözlerini kırpmışlar. Genel başkanları sansürlemişler. Şimdi Hürriyet'te de bir şey vardı. Bakın onu da söylemek lazım. Yani nasıl, kimin kontrolünde gidiyor ona bakmak lazım. Şu gazete bakın. Manşeti, fitili ateşleyen Leyla anlattı. Fitili ateşleyen Leyla neyi anlatmış? Leyla'ya bir yazar tacizde bulunmuş. Leyla onu anlatmış. Şimdi koca Hürriyet'in, manşeti yılların bu. Hürriyet'inin manşeti. Şununla hemen şuradan geleceğim. Evet, bunu haber yapabilirler, bir şey demiyorum. Bunu haber takdir ama etmiştir yayın kurulu. Hürriyet'in manşetinde de mi yok şey? Karabağ, yok. Azerbaycan. Yok, o kısmı var. O alt kısımda yine onlar da işlemiş. Manşetten var. Vermesi bakın, lazım. Ben başka bir şey söyleyeyim. O takdirleri diyorum hadi. İki haftadır biz Ümraniye, Maltepe, sonra Maltepe, Avcılar, Şişli, Esenler, Sivas'ın Akıncılar. İlk dün akşam bana Bitlis'ten patladı diye bir haber geldi. Patlıyor da patlıyor. Biz böylesine tecavüz ve taciz vakalarını görüyoruz ve konuşuyoruz değil mi? Evet. Şu CHP, şu gazetenin manşetine bak, Allah evet söyletti, CHP'nin manşeti dedirtti. Evet. Şu gazetenin manşetinde bir satır şeyi görmedik bugüne kadar. Şey, manşet haberi olarak, evet, ya da sür manşet haberi olarak. Ahmet Hakan değil ben mi? Ben kaçırdıysam, ben Ahmet Hakan'a da burada kızmıyorum. Ahmet Hakan'ın inisiyatifinde olduğunu düşünmüyorum. Ertuğrul Özkök kafasının hala bu gazetede egemen. Yani genel yayın yönetmeni olduğu halde gazetenin manşetinden sizce iradesi yok mu? Ben Ahmet Hakan'ın kendi kişisel iradesinin onu sür manşet yapacağına inanıyorum ama bazen kağıt üzerinde şey görünürsünüz ama aslında başka bir başkaları idare ediyor, devam eder. Yani şu gazeteyi
şu haberi CHP'nin buradaki taciz tecavüzlerini bir aydır, 15 gündür manşetinde ya da sür manşetinde değerlendirmemek, ama bir yazarın bir başkasını ben tacizde tecavüzde şucudur bucudur ayrımı yapmıyorum. Ama kamuoyuna mal olmuş böylesine bir meselede onu görmeyip bir yazarla adı sanı belli olmayan bir başka kişinin arasında manşet yapmak, biz buna gazetecilik mesleğinde haberin manipülasyonu diyoruz. Evet. Haberi, bir haberi alır, olması gerekenden daha küçük bir hale getirirsiniz, haberi manipüle edersiniz. Doğru. Daha küçük verilmesi gereken bir büyük haberi alır, markete çekersiniz, o da manipüle. Yine manipüle edersiniz. Doğru. Burada bu var. Yani Hürriyet'in tavrı da bu. Sabahın birinci sayfasını alalım. Şimdi ben söyleyeyim. Manşet, doğru manşet mi yani? Yorumlasın, evet. İşte Türk'ün gücü, zaten evet. Onu şeyde söylemiştik. Manşet bu, doğru manşet bu. Alt tarafta hayat karartan taciz, tam sizin dediğiniz işlere biraz daha geliyor. Bakın ne yapmışlar. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ya, biz asla şey yapmayız. Bakın, CHP'li belediyede tacize uğrayan ZA'yı protokolle şikayetinden vazgeçirdikleri yetmezmiş gibi iftira ile hayatını zindan ettiler. Şişli Belediyesi eski başkan yardımcısı tarafından tacize uğrayan ZA başka bir mağduriyet daha yaşadı. ZA ve eşinin sözleşmesi yüz kızartıcı suçları kapsayan 29. maddeden feshedildi. 5 parasız kalan çift 6 ay sonra çifte 6 ay sonra yanlışlık oldu denildi. Evet. Bir de protokol yaptıkları söyleniyor. Tabii. Şeyi gizlemek için yani, taciz ve tecavüz. O önceki günün haberi. Haberiydi, evet. Tabii. Şimdi gazetem, bu arada Sabah gazetesinde yönetime tebrik edelim. Zaten en başta sevgili Kenan Kıran olmak üzere çok değerli haber müdürleri, yetkilileri var. Gazetenin manşetlerde bir milli bir, yani gerçek manada bizim Milsan'ın milli gazetesi değil, milli gibi milli bir gazetenin manşeti bu şekilde olur. İşte Akit'inki gibi olur, evet. Sabah'ınki gibi olur, Yeni Şafak'ın, Türkiye'ninki gibi olur. Yani Türk'ün zafer gününü gizliyorsunuz, bir vakayı adiyeden bir olayı manşet yapıyorsunuz. Yani Hürriyet'i burada gerçekten, yani nasıl Hürriyet iktidar yanlısı ben anlamıyorum. Yani böyle iktidar yanlısı şey mi olur? Bırakın iktidar yanlısını, devlet yanlısı bile diyemiyorum ben. Hürriyet'in şu manşetini gördükten sonra yani. Hı hı. Devlet yanlısı olmuş olsa, Türkiye'nin yanında olmuş olsa Azerbaycan'daki görüntüleri manşetten verirdi. Evet, şimdi Sözcü'nün manşetini verin arkadaşlar ekrana. İşte yargının durumu diye bir manşetleri var. Neymiş yargının durumu? Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın TV'de küçücük bir eleştiri yüzünden başına gelenler komedi filmini aratmıyor. İşte iki ünlü sanatçının yargıda yaşadıkları diye bir haber yapmışlar. Ya ne küçücük bir haber ya. Metin Akpınar resmen neydi o olay? Sayın Erdoğan'ın Mussolini gibi İnfaz edileceğini ya. İma değil, açıkça söyledi, ayağından ya. Ayağından asılacak ya. Dedi ya. Bu küçücük bir eleştiri mi? Bu ülkenin reisi cumhuruna idamla ayağından asacaklar tehdidinde. Yargılanmadan bulunması. İnfaz edileceğini ya. Söylüyorlar. Türkiye'nin seçilmiş meşru cumhurbaşkanından. Bu küçücük bir eleştiri. Evet. Ama şimdi biz desek ki birisi, ya bu Sözcü'nün hali çok kötü, birileri çıkar gider Sözcü'ye şunu bunu yapar desek, bizi tehdit ediyor diye kıyameti kopartırlar. Ki tehdit de edilmiş olurlar. Yani evet. Bunu derseniz eğer mesela Sözcü için bunları ayağından asarlar yarın öbür gün derseniz. Tabii tehdittir. Evet, bu bir tehdittir. Şimdi burada ve cümleyi de kullanmıyor bakın. Komedi filmini küçücük bir eleştiri yüzünden başına gelenler komedi filmini arartmıyor. Ya komedi filmi çeviren Metin Akpınar'ın Müjdat Gezen'in filmleri var. Onları seyretsinler. Onların televizyonda söylemiş oldukları, Halk TV'de dedim zannediyorum o kepazelik. Resmen Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını ayaklarından asılarak infaz etmekle suçladılar. Hedef gösterdiler. Ve bunu basit bir şey olarak şey yapıyorlar. Ya. Yani bence yani tutuksuz yargılandıklarına dua etsinler. Ha. Türkiye hakikaten çok hoşgörülü bir ülke. Ya. Evet, Türkiye zalime bu hususta hoşgörülü bir ülke. Maalesef. Çünkü sesleri çok çıkıyor. Yargıyı ciddi anlamda baskı altına alabiliyorlar. Bu hususta şunu herhangi biri söylese, bu adamlar sanatçıyım diyor. Bakın yanında da işte Celal Ülgen var, yılların avukatıyım diye geziyor ortalıkta. Yanında Müjdat Gezen var, şu ağzından küfür eksik olmayan, evet. Sağa sola pezevenk demekten dili artık bilmem neye dönmüş arkadaşlar. Ne diyorlar? Şimdi oturmuşlar orada, diyorlar ki bu küçücük bir eleştiri. Şu küçücük eleştirinin milyonda biri kendilerine yapılsa, bizi ölümle tehdit ettiler diye derler. Sokaklara dökülür. Yargı yaparlar. Ama işte maalesef Türkiye bu hususlarda, yani hepimizin de dert yandığı gibi,
bu adamlara, evet, yani aynen dediğiniz gibi tutuksuz yargılanmadıklarına dua etmeleri gerekirken tutuklu yargılanmadıklarına kalkıyorlar, diyorlar ki küçücük bir eleştiriden dolayı şu yapılıyor, işte yargının durumu. Ya siz Amerika'da veya İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'i veya bırakın kraliçe, yani kraliçe kutsal kabul edilir orada. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bacaklarından asılıp mezara gömülecek diye birisi tehdit etse, o kişinin İngiltere'de sokaklarda rahat dolaşması mümkün olur mu ya? Veya Almanya'da Merkel'e yapılsa, Amerika'da Trump'a yapılsa. Öyle bir şey olabilir mi? Tabii, bu bir özgürlük değil. Bence hakikaten bir hata bu. Yani böyle bir şey olamaz. Şeyde de bir haber vardı, Cumhuriyet'te de. Orada da hangi sayfasındaydı şimdi tam hatırlamıyorum ama bugün bir dava varmış. Dün Cumhuriyet yargılanıyor. Heh, 6. sayfada arkadaşlar, verelim onu. Cumhuriyet adliye koridorlarında. Diyorsun ki hakikaten bunlar da mahkemelere gide gele bir hal oldular adamcağızlar. Hani dışarıdan bakıldığında böyle söylenebilir. Oysa mevzu neymiş? Cumhuriyet adliye koridorlarında tırnak içerisinde AKP yargısı bizi baskı altına alıyor dedikleri. Neymiş olay biliyor musunuz? Bakın biz nasıl unutuyoruz. Süleyman Şah Türbesi'yle, evet. Süleyman Şah Türbesi'yle alakalı bir mevzu vardı. Oturup ondan sonra bu ülkenin en tepe yönetimi bir görüşme yapıyordu. Bir ses kaydı. Ha, 27 Mart 2014'teki Dışişleri Bakanlığı'nda o ses kaydını bunlar aldılar. Ya bu çektiler. Devletin haremi ispetine girmişlerdi ya. Bundan dolayı. Bu yargılama bu evet, mu? Evet, bu yargılamadan dolayı beyefendiler çok rahatsızlar. Adliye koridorlarındayız diyor. Ya bunun üzerine konuşalım. Ya. Ya bu eğer bundan dolayı halen tutuksuz yargılanıyorlarsa ya, bence oturup kurban kessinler. Ya. Ya siz bunu, bakın WikiLeaks belgelerinden dolayı, neydi o, Julian Assange mıydı? Tabii. Ekvador Büyükelçiliği'nde hapis hayatı yaşadı, artık da adam gına geldi. Çünkü kapının önüne çıksa tutuklanacak İngiltere'de. Ya suçu neydi? WikiLeaks belgelerinde devletin gizli belgelerini, açıklanmaması gereken belgeleri açıklamak. Burada Suriye'ye karşı olası bir harekata ilişkin ses kaydı. Beyefendiler. Ya siz bunu dinlemeyi bırakın. Yanlışlıkla takılsanız. %100 bir FETÖ operasyonu. Evet. Kimin maşası olduğunu. Zaten onlar şey yaptı. Şikayet ediyorlar. Ve utanmadan kalkıp diyorlar ki Cumhuriyet adliye koridorlarında. Tabii ki ya, yani dua etsinler adliye koridorlarında. Burası Türkiye. Eğer Amerika'da olsalardı Nevada çölüne gömülmüş olurlardı. Valla ben o kadarını bilmiyorum da bence Guantanamo'da muhtemelen başlarında. Ya ben onu sordum Murat Bey kardeşim. Bekliyorlar. Çok sık gittiğim zamanlarda Amerika'da dedim ki bu hani MİT tırların çevrilmesi. Ayrıca. Hadisesini. Bitmiş mi? Çok güzel maşallah. Dedim ki bu dedim Amerika'da olsaydı bu MİT tırların çevrilmesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Can Dündar'ın bunları servis etmesi. Dediler ki ne yargılaması dediler ya. Nevada çölünde cesedi gömülürdü. Kimse mezarını bilmez dediler. İşte bak biz demokratik bir ülkeyiz. Allah'tan öylesine abuk subuk şeyleri bu ülkede yapmıyoruz. Bu arada bitti programımız. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşleriniz için. Misafir ettiğiniz için ama size doyum olmuyor. Rüzgar gibi geçiyor vakit. Aynen. Hayırlı cumalar diyoruz. Amin. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle inşallah.